Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben az önce sizin son izlediğiniz videoyu kapattım ve orada da söylediğim gibi fırsat bu fırsat zaman bulmuşken hemen devam ediyorum videolarımı çekmeye. Son videoda sadeleştirmelerle alakalı bazı örnekler çözmüştüm. Yine sadeleştirme ile alakalı bilmemiz gereken başka noktaları da bu videoda devam ettireceğim. Hemen ben bir örnek yazayım. Yeni bir noktaya değinelim ve yolumuza devam edelim. Şimdi bu soruda 3a artı b eksi 2 eşittir 2a artı b artı 10 diye bir eşitlik verilmiş. Daha önceki videolarda hiç böyle bir örnekle karşılaşmamıştık ama artık bunları da görmenin zamanı geldi. Bu sorularda bizim şöyle yapmamız gerekir. Ben bunu aslında sadeleştirmede de gerekli olduğu için ve bunun kısa bir yolu olduğu için böyle bir örnek yazdım. Ama yine denklemler konusunda bunu da detaylı olarak göreceğiz. Eğer iki tarafta birer denklem varsa ve arada eşitlik varsa biz bir taraftan aldığımız şeyi diğer tarafa geçirirken onun işaretini değiştiririz. Mesela ben buradan 2a'yı alıp bu tarafa atacak olursam artık bu 2a değil bu tarafa eksi 2a olarak geçer. Bunun işaretini değiştiririm. Mesela buradaki b'yi bu tarafa götüreceğim zaman bu artık bu tarafa artı b değil eksi b olarak geçer. Mesela ben buradaki ifadelerin tamamını bu tarafa geçireyim. Yazalım. Yine bu taraftakileri aynen yazayım. Bunlar zaten duracak durduğu yerde. Diğer taraftakileri bu tarafa atacağım. Mesela artı 2a'yı eşitliğin sol tarafına atacak olursam nasıl geçiyordu? Eksi 2a diye geçiyordu. B nasıl geçiyordu? Eksi B olarak geçiyordu. Artı 10 da eksi 10 olarak geçiyordu. Peki eşitliğin sağ tarafında ne kaldı? Bunların hepsini sola attığım için artık orada hiçbir şey kalmadı. Sıfır yazacağım oraya da. Yani ben eşitliğin bir tarafından diğer tarafına bir şey atarken işaretini değiştiriyorum. Bu fark etmez. Bu taraftakileri bu tarafa atsaydım da işaret değişirdi. Yani mesela bu eksi 2'yi karşıya atarken bu artı 2 olarak giderdi. Hiçbir şey fark etmiyor. Ha soldan sağa ha sağdan sola iki tarafa da atabiliyoruz. Bunlar ileride işimize yarayacak. O yüzden şimdi bunları anlatıyorum. Niye atıyoruz ki diye düşünmeyin. Sadece atarken ne yaptığımızı bilin. Şimdi burada ben bunu bu tarafa attığım zaman bir şey görüyorum bak. Burada artı b var. Burada eksi b var. Ve bunlar toplandığı zaman sıfıra eşit oluyor. Dolayısıyla sen bu işlemi yaptığın zaman bu b'ler birbirlerini götürmüş oluyor. Yani eğer sen şöyle bir eşitlik görürsen, şu aşağıdaki işlemi hiç yapmadığını varsay. Sen sadece yukarıdaki gibi bir eşitlik görürsen buradan direkt bu b ile bu b'yi gönderebilirsin. Neden? Çünkü ikisinin de işareti aynı ve eşitliğin karşı tarafında ikisi farklı yönlerdeler. Böyle bir durumda demek ki bu ikisini rahatlıkla birbirleriyle sadeleştirip götürebiliyormuşum. Bunun altında yatan sebep de tam olarak şurada yazdığım şey. Çünkü ben bunu bu tarafa götürürken eksi olarak geçeceği için artı ile eksiği toplayınca sıfır olacak zaten. O yüzden şunu hiç yazmaya gerek görmeden sen eşitlik gördüğün zaman iki taraftaki ifadeler ve işaretler aynıysa direkt o ifadeleri birbirleriyle götürebilirsin. Sadeleştirme yapabilirsin. Bunu bil. Mesela şöyle bir daha çok basit bir örnek yazalım. Bu örnekte ne yapabilirim? Burada da artı y var. Burada da artı y var. Ve arada bir eşitlik var. O zaman direkt bu artı y'ler birbirlerini götürür diyebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir örnek daha yazdım. 2a eksi 3 bölü a artı 2 artı a artı 2 bölü a eksi 1 eşittir a artı 2 bölü a eksi 1 artı 3. Şimdi böyle bir soru gördüğüm zaman o kalabalık bir şey ve biraz gözünüz korkabilir ama hiç korkmaya gerek yok. Ben yukarıdaki örnekte ne öğrenmiştim? Eğer arada bir eşitlik varsa ve işlemin iki tarafında aynı ifade varsa ve işaretleri aynıysa bunları direkt birbirleriyle götürebilirim. Burada sen soruya baktığın zaman ayık olman lazım. Yani aynı olan şeyleri işte ortak paranteze alacağın şeyleri, sadeleştirebileceğin şeyleri falan çok net görmen lazım. O yüzden bol soru çözmek lazım. Bunu da sağlayan şey bol soru. Ama yine de bir soruya baktığın zaman burada ben ne yapabilirim diye bir düşün. Bak burada a artı 2 bölü a eksi 1 var. Aynı şey burada da var. Peki buradaki işaret ne? Artı. Buradaki işaret ne? Bir şey yazmadığına göre bu da artı. O zaman iki tarafta eşitliğin iki tarafında aynı işaretli aynı ifadeler varsa bunlar direkt birbirlerini götürürler. Al sana işlem birden nasıl hafifledi. Bunlar direkt birbirini götürdü ve burada 3 kaldı. Burada da bu kesir kaldı. Ondan sonra işlemin kalan kısmını yazmaya gerek yok. Bu işlemde şunların direkt gittiğini görmeniz için yazdım bunu. Şimdi yeni bir şeyden bahsedeceğim. Bu da şu. Yine eşitlikten gidecek olursak eşitliğin iki tarafındaki ifadeleri yine sadeleştirme yaparken eğer kesir varsa nasıl sadeleştirme yapıyoruz bunu göreceğiz. Normalde biz tek bir kesir gördüğümüzde işte burada 3 çarpı 27 bölü 9 çarpı 2 gibi bir şey görmüştük ya. Ben burada payla payda arasında yani yukarıdaki ifadelerle aşağıdaki ifadeler arasında sadeleştirme yapıyordum. Tutup da sen 3 ile 27'yi sadeleştiremezsin mesela. O öyle bir şey yapamazsın. Yani onlar çarpım durumunda çünkü. Çünkü bunları sadeleştiremezsin. Ya da 9 ile 2 sadeleştirilebiliyor olsaydı yani ikisini ortak bölen bir şey olsaydı bu ikisini sadeleştiremezdin. Aynı hizadaki şeylerle sadeleştirme yapamıyorsun tek bir kesir olduğu zaman. Ama eğer bir eşitlik varsa eşitliğin iki tarafında bir ifadeler varsa o zaman aynı hizadaki ifadeleri sadeleştirebiliyoruz. Mesela şöyle.
Böyle bir örnekte 3a artı b bölü 4 eşittir 2a artı b bölü 4 var. Şimdi ben normalde böyle bir kesir olduğu zaman, yani bunun eşittirden sonra burada bir şey olduğu zaman, ben bu kesir arasında altlı üstlü ya da çapraz sadeleştirme yapabiliyorum ya. Eşitlik olduğu zaman aynı hizadakilerle sadeleştirme yapabiliyorum. Yani buradaki 4 ile buradaki 4'ü, ikisi de paydada olduğu için sadeleştirebiliyorum. 4'ü 4'e böldüm 1, 4'ü 4'e böldüm 1. Bunlar direkt birbirlerini götürebilirler ve bu durumda da sonucum 3a artı b eşittir 2b artı a olarak kalır. Bunun arka planında yatan şey de şu. Sen aslında işlemlerin hepsini 4 ile çarpıyormuşsun gibi oluyor. Yani iki tarafı da 4 ile çarparsam, mesela diyelim ki burada bir tane elma var. Burada da bir tane elma var diyelim. Elma eşittir elma. Sen iki tarafı da 4 ile çarparsan mesela, 4 elma eşittir 4 elma. Hiçbir şey değişiyor mu? Değişmiyor. İki tarafı da aynı sayıyla çarparsan bir şey değişmez. Aynı onun hesabıyla. Bunların iki tarafını da 4 ile çarptığını düşün. İki tarafı da 4 ile çarptım. Burada bu 4 ile bu 4, bu 4 ile de bu 4 sadeleşmez mi? Evet. O zaman aslında buradaki sadeleştirmenin arka planında yatan şey de iki tarafı da aynı sayıyla çarpıp, yani bunları paydadan kurtarmak oluyor. Ama ben onu uzun uzun yazmıyorum da, ben eğer arada bir eşitlik varsa, birer de kesir varsa, aynı hizadaki ifadeleri birbirleriyle sadeleştirebiliyorum diyorum. Bu sadece payda olmak zorunda değil. Payda olsaydı, yani yukarı mesela 4 olsaydı, aşağısı da 2x artı y olsaydı mesela, bu tarafında yukarısı yine 4 olsaydı, aşağısı da 3y artı x olsaydı. Yine arada bir tane eşittir var ve 4'ler aynı hizadalar. O zaman buradaki 4 ile buradaki 4'ü yine ben sadeleştirebilirdim. Hiçbir şey fark etmez. Arada eşitlik varsa ve buralarda kesir varsa, o zaman aynı hizadakileri birbirleriyle sadeleştirme yapabiliyorum. Buradaki sayılar aynı olmak zorunda değil. Sadeleştirme yapabileceğim ifade varsa sadeleştirme yapabilirim. Mesela burası işte 8 bölü bir şey bir şey olsun. Burası da 12 bölü bir şey bir şey olsun diyelim. Burada 8 ile 12'yi de sadeleştirebilirim. İkisi de 4'e bölünüyor mesela. 8'i 4'e böldüm 2. 12'yi 4'e böldüm 3. Böyle sadeleştirme yapabilirim. Aynı ifade olmak zorunda değil. Sadeleştirilebilir ifadeler olması yeterli. Sadece dikkat etmen gereken şey, eşitlik varsa aynı yöndekileri sadeleştirebiliyorum. Eğer normal eşitlik yok da normal işlem yapıyorsam, çapraz ya da altlı üstlü sadeleştirme yapabiliyorum. Bu arada şuna da dikkat edelim lütfen. Buradaki ifadelerin yalnız olması gerekiyor. Yine hani önceden demiştim ya, toplama çıkarma varsa sadeleştirme yapamazsın diye. Onun gibi burada da eğer mesela şurada artı 2 diye bir ifade var. O zaman sen yine burada sadeleştirme yapamazsın. Çünkü yine öncelikle buradaki işlemi yapman gerekir. Ondan sonra sadeleştirmeyi yapman gerekir. Bununla da ilgili bir soru çözelim şimdi. Bu örneği mesela bir inceleyelim. Bu arada acayip karışık yazıyorum bu videoda ama umarım sıkıntı olmuyordur sizin için. Niyeyse böyle bir dağıttım her tarafı. Neyse devam edelim. Şimdi 2 artı a bölü 3 eşittir a bölü 3 diye bir soru var benim önümde. Biraz önce söylediğim şeye dikkat etmezsek eğer yanlış yaparız. Eğer ben biraz önce size eşitliğin iki tarafında sadeleşen şeyler varsa sadeleştirebilirsiniz dediğimi dinler de devamlı dinlemezseniz, bunlar arasında sadeleştirme yaparsınız ve yanlış bir sonuç bulursunuz. Ben ondan sonra ne dedim size? Eğer bu işlemin yanında artı eksi gibi bir şey de varsa, şurada mesela artı 2 gibi bir şey var. Mesela burada a bölü 3'ün yanında 2 diye bir ifade var. Yani sana diyor ki burada 2'yi ekle buna. Yani buradaki ifade yalnız değil. Önce burada bir onun yük toplaması gereken bir şey var. O yüzden ben direkt bunu sanki tek başınaymış gibi bununla bunu sadeleştirme yapamam. Öncelikle benim bu toplama işlemini yapmam gerekir. Dolayısıyla sen tutup da buradaki 3 ile buradaki 3'ü ilk başta sadeleştirme yapamazsın. Nasıl yapabilirsin? Şöyle, öncelikle buradaki toplama işlemini yaparsın. Nasıl yaparım? Buradaki toplamada payda eşitleme yapılır. 3, 3 kere 2 6 artı artı a bölü 3 eşittir 2a bölü 3. Sonra sadeleştirme yapabilirim. Neden? Çünkü artık benim burada yanına bir takıntısı yok. Yani bunun artık buradan bir sorumluluğu kalmadı. Şu bölme işleminden bahsediyorum. Bunun herhangi bir sorumluluğu yok burada. O yüzden ben bunlar arasında sadeleştirme yapabilirim. Ama hangileri arasında yapabilirim? Yukarılar arasında yapabilir miyim? Burada daha var, burada daha var. Hayır, yapamam. Yine dikkat etmem gereken ne var? Bu sefer de buradaki a'nın sorumluluğu var. Yanında bir artısı var ve 6 var. Yani buradaki adam da tek değil. O yüzden bununla bunu sadeleştiremem. Ama aşağıları sadeleştirebilirim. Hem arada eşitlik var hem de ikisi de ifadenin alt kısmında, yani paydasında. O zaman buradaki 3 ile buradaki 3'ü sadeleştirebilirim. Yukarılarda sadeleştirme yapamam. Çünkü burada toplama işlemi var. Buradaki ifadeyi tek başınaymış gibi düşünemem. Onlar birler. Yani buradaki aşamadan sonra 3'ler sadeleştikten sonra yukarıda 6 artı a kalır. Diğer tarafta da 2a kalır. Ve ben buradaki a'yı karşıya işaretini değiştirerek atıyordum. Burada sadece 6 kalır ve a'yı öbür tarafa atarsam 2a eksi a diye geçer bu karşıya. 6 eşittir
eşittir 2A'dan A çıkarsa A, demek ki ben A'yı 6 olarak bulmuş olurum. Zaten bunun gibi örnekleri, bu denklem çözme gibi örnekleri bir sonraki videomuzda çok daha detaylı olarak göreceğiz. Ama burada sadeleştirme işleminde neler yapılabilir, neler yapılamaz, neler hatalı, onları ben her birini ayrı ayrı örneklerle göstermeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi sadeleştirme çok önemli. Lütfen olabildiğince fazla örnek çözün ve doğru anlamaya gayret edin. Şunu da yapabilir miydik, bunu da yapabilir miydik diye bana da soru sorabilirsiniz. Ayrıca bana Instagram'dan da soru atmak isterseniz Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Hesabımın ismi KPSS Sena ile. Şimdilik bu videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu eğer sevdiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.